Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte yine İngilizce öğrenmeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Peki bugün ne göreceğiz? Bugün bir kısaltmanın açılımını öğreneceğiz. Belki bazılarınız duymuştur, görmüştür. RSVP diye. Burada sorusunu da sordum bakın. What does RSVP mean? Bir şeyin anlamını sormak istiyorsanız İngilizce'de bilmediğiniz bir kelimenin, bir ifadenin bu soruyu da kullanarak sorabilirsiniz. Nasıl yani? Mesela ben burada diyorum ki RSVP ne demek? What does RSVP mean? Siz buraya RSVP yerine herhangi bir kelimeyi sorduğunuzda yani bunun anlamı ne demek istediğinizde Şu RSVP yerine, şunun altını çizelim Buraya bunu e, o kelimeyi sorarak bu kelimenin anlamı ne demek sorusunu sorabilirsiniz. Evet, şimdi bu bilgiyi de paylaştıktan sonra gelelim RSVP ne demek? Bunun açılımı nedir? Şimdi RSVP aslında Fransızca bir kelimeden kelimenin kısaltılmışı ama bunu İngilizce'de işte işte sıklıkla karşılaşılan bir şey nedir bu? Hemen bir açılımını yazayım size. Répondez, répondez, si vous İngilizce İngiliz, Fransızca. Répondez şöyle aksanlı. Si vous Le, bakayım. Evet. Suup. Evet. Emin olmak istedim. Ee, Reponde Lütfen cevap verin. Suup Fransızca'da suup lütfen demek. Riponde cevap verin. Lütfen cevap verin. Lütfen cevap verin. Nerede İngilizce'de kullanılıyor peki bu riponde si Şimdi diyelim ki bir davetiye var. Bir doğum günü partisi. Birthday party. Wedding party. Onları da yazalım şöyle. Birthday party. Ya da nedir işte bir wedding party. Wedding party düğün partisi. Yani bir doğum gününde bir işte düğün davetiyesinde herhangi bir eventte yani bir konferansta bu tarz davetiyeler aldığınız zaman sayıların belirlenmesi için çünkü diyelim ki o davetiye de yemek içmek de olabilir ya da ne bileyim yer anlamında kısıtlı bir durum olabilir. O yüzden de size davetiye geldiği zaman bir e-mail yoluyla gelmiş olabilir, Facebook'tan olabilir ve siz bu davetiye aldığınız zaman en altında RSVP yazar. Benim kendi adıma daha önceki yıllarda da yurt dışında da okuduğum dönemlerde orada gördüğüm zaman buna ne demek istediği, nasıl cevap verirdim? İşte katılıp katılmayacağımı söylerdim. Yani siz de bunu gördüğünüz zaman o davetiyenin en alt kısmında RSVP cevap vermeniz gerekiyor. Davetiye katılıp katılmayacağınıza dair. Katılacaksanız evet işte katılacağım ya da katılmayacaksınız hayır şundan dolayı katılamayacağım diye bir cevap vermeniz gerekiyor. Sayı verebilirsiniz. Biz evet iki kişi katılacağız diye bunun anlamı buymuş. Evet arkadaşlar. Riponde si vuple dediğimizde bir yanlışı da düzeltmek istiyorum. Bunda çok sık yapılan bir şey. Please deyip tekrar başına riponde si vuple diye kullanıyorlar. Olmaz çünkü zaten si vuple lütfen demek. O yüzden hem please hem si vuple bir arada kullanılmaz. Bu küçük detayı da unutmayalım lütfen. Herkese keyifli günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.